8. yılın ardından geriye dönüp baktığımızda aslında büyük kayıplar veren ve halen işte bulunamamış, izleri sürülen binlerce kadın ve çocuğu düşündüğümüzde dünyanın ezdi katliamına yeterince duyarlı olmadığını söyleyebiliriz. Türkiye'yi bunun dışında tutuyoruz çünkü ezdi katliamının yaşanma sürecinde, oluşumu aşamasında DAEŞ çetelerini, bizzat DAEŞ'i destekleyen Türkiye hükümetini, Türkiye devletini düşündüğümüzde ezdi katliamının yaşanmasında Türkiye'nin sorumluluğu olduğunu da düşünüyoruz. Uzun uğraşlar, çabalar sonucunda binlerce ezdi kadının kaçırılması, katledilmesi ve esir tutulması, cinsel saldırıya maruz kalması dünya kamuoyunun gündemine bir şekilde taşınabildi. Avrupa'da da iki ülke, Belçika ve Hollanda, ezidilerin bir soykırıma uğradığını kendi parlamentolarında kabul ettiler. Ama onun dışında çok büyük, ciddi bu soykırımın genel anlamda uluslararası kamuoyunda kabulü ve bu suçu işleyenlere karşı da bir yaptırım uygulanmasına ilişkin çok hani belirgin diyebileceğimiz sonuç alıcı bir süreç yaşanmadı. Bu son 74 fermanının yaşandığı katliam hepimizin gözlerinin önünde yaşandı. Ve IŞİD'in Şengal Dağı'na sıkıştırarak ezidileri yok etmeye, ki bu kaçırılan kadınların dışında 10.000'den fazla erkek ezidinin de katledildiğini biliyoruz. Ve bunların toplu mezarlara gömüldüğünü biliyoruz. Bugün hala o toplu mezarların ortaya çıkmaması için de özel bir çaba gösteriliyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliama karşı dünyanın duyarsızlığına ilişkin de tabii yürütülen bir çaba, çalışma ve onun ötesinde de ezidilerin kaderinin aslında kimseye teslim edilmemesi gerektiği, ezidilerin kendi topraklarında kendi öz savunmalarını alarak geleceklerinin güvence altına alınacağı bir yaşam sürmeleri asıl hedef. Çünkü bu sadece ezidilere yönelik değil, bu coğrafyada daha önce Ermenilere, Rumlara, çeşitli farklı halklara işlenmiş suçlar var ve bu suçlar karşısında da dünyanın sessiz kaldığını, duyarsız kaldığını çok iyi biliyoruz. Bunun altında yatan ana nedenin de aslında hükümetler arası ulusal çıkarların, ülkelerin kendi kişisel çıkarlarının, halkların çıkarlarının çok önüne geçiyor olması ve bu noktada da bir uzlaşmaya varmaları diye tanımlayabiliriz. Peşmergelerin o bölgeden DAEŞ saldırısının olmasına yakın, o saldırının gerçekleşeceği haberlerinin yayıldığı bir dönemde çekildiğini biliyoruz. Çünkü Şengal Dağı'nda 12.000 civarında peşmerge olduğu söyleniyordu. O insanları koruması gerekirken çekildiler ve ezidiler DAEŞ'le baş başa bırakıldı. Tabii ezidilerin saldırıya uğramasının bir nedeni de ezidilerin kendine özgü inançları oluşu. Hem barışçıl bir topluluk, hem işte kendine özgü inançları ve Sünni Müslümanlığın kendisine dayattığı kuralları da kabul etmemelerinden kaynaklı ideolojik, politik, siyasal gerekçelerle de ezidilere saldırıda bulundu DAEŞ. Dolayısıyla YPG'nin oluşturduğu koridor olmamış olsaydı bugün o katledilen ezidilerin belki 100 katı daha insan katledilebilirdi. O koridor aracılığıyla ezidiler oradan işte Rojava'ya aktarıldı, nakledildi. Bir kısmı sonra Irak'a geçmek zorunda kaldılar. Türkiye'ye geçenler oldu. Sınırdan işte yine o koridor aracılığıyla Türkiye'ye geçenler oldu. Dolayısıyla ezidilerin çok daha büyük bir katliama uğramasının önü böylelikle kesilebildi. Bildiğimiz, yaşadığımız, gördüğümüz, tanıklık ettiğimiz o katliamın 2-3 katı daha vahşi, daha korkunç bir katliamla karşı karşıya kalabilirdik. Her dönem savaşlarda kadın bedeninin
Ne yazık ki bir araç olarak kullanıldığı, kadınlara dönük özel saldırının, cinsel saldırının olduğunu biliyoruz. Nitekim burada da DAEŞ kadınlara dönük savaşı yürüttüğü her yerde, özellikle Müslüman olmayan kadınlara dönük ya da işte farklı halklardan olan kadınlara dönük bu saldırı politikasını yürütmüştür. Ezidi kadınlarda, özel seçilmiş kadınlardı zaten. Dediğim gibi Sünni Müslümanlığın Ezidilerin inancına karşı duyduğu o karşıtlıktan da Ezidi kadınları birer köle olarak alınıp satıldılar pazarlarda ve bu kadınlara yönelik cinsel suçlar, ağır cinsel suçlar işlendi. Kendilerini koruyabilmek adına da Ezidi kadınların sonradan kendi tanıklıklarıyla biliyoruz, aktardıkları yaşanmışlıklarından biliyoruz. Kendilerini korumak adına işte çeşitli şekillerde sakladıklarını, cinsel kimliklerini, kadınlıklarını sakladıklarını, işte erkek kılığına bürünürken kendilerini çirkinleştirdiklerini, yüzlerini, gözlerini boyadıklarını, kirlettiklerini, yani çamura bulayarak görünmez olmaya çalıştıklarını tanıklıklarından biliyoruz. Ama tabii bu ne yazık ki hani onların uğradığı saldırının etkisini çok azaltabilmiş değil. Ve onun dışında da Ezidi kadınlar ve buldukları her fırsatta da kaçmaya çalışmışlar esir tutuldukları yerlerde. Kendileri kaçamamışlarsa başka kadınların kaçmaları için çaba göstermişler. Bütün bunların yetmediği yerlerde de aslında bedenlerini yok ederek, kendilerini öldürerek kurtulmaya çalışmışlar. Yani oraya teslim olmamak adına bütün bu yöntemleri denediklerini ve savaşın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını tanıklıklarından biliyoruz. Çok ağır vahşetler ne yazık ki yaşandı. Türkiye'nin uzun süredir zaten Kuzeydoğu Suriye'ye dönük siyasetinin yaklaşımını biliyoruz ama son haftalarda da buraya dönük bir askeri operasyon, yeniden bir saldırı politikasının hazırlıklarını yürüttüğünün de hepimiz farkındayız. Ezidiler için elbette ki korkulu ve riskli bir süreç. Sadece Ezidiler için değil, Kuzeydoğu Suriye'de, Irak'ta yaşayan, işte bugün Türkiye'nin müdahil olduğu bütün bu topraklarda yaşayan halklar için tehlike söz konusu. Dolayısıyla hani bütünlüklü olarak bu süreçte sadece Ezidi halkı için değil, bütün Orta Doğu halkları için Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'ye yapmayı düşündüğü saldırının karşısında, savaş siyasetinin karşısında topyekun durmak ve bunun karşısında da barışın savunuculuğunu yapmaktan başka etkili bir çözüm olmadığını düşünüyoruz.